Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere Tayland'ı çekeceğim. Daha önce söylemiştim, bir Tayland çekimi yapacağız diye. Arkadaşlar, yeni çıkmış bir araç. Türkiye'de çok konuşulan bir araç. Çünkü Renault'un bir aracı ve B sedan bir araç. Yine Türkiye'de en çok satması beklenen araçlardan bir tanesi. O yüzden bizim için önemli. Bugün bu aracı tanıtacağız arkadaşlar. 1.0 otomatik 90 beygirlik X-Tronic Tayland ve Touch paketi arkadaşlar. Bu araç iki paket halinde geliyor. Joy ve Touch ikon paketi yok. Aracın detaylarını sizlere anlatacağım. Bu arada hemen söyleyeyim. Bizleri bu aracı tahsis eden Renault Sakarya bayisi Ernaz'a çok teşekkür ederiz. Kendine ilgilenden dolayı. Satış temsilcisi Nagihan Hanım da ilgilenden dolayı çok teşekkür ederim. Araçla alakalı bir satın alma süreciniz olursa kendileriyle görüşebilirsiniz. Ellerinden gelen yardımı sizlere göstereceklerdir. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, herkesin konuştuğu, söylediği, bir şeyler anlattığı Tayland. Dedik ki bir de bizim kanalımız Soner Şahin'den Tayland'ı dinleyin. Arkadaşlar, Tayland bu sene çıktı biliyorsunuz. 2021 yılı ilk versiyonu. Clio Sembol'un devamı arkadaşlar bu araba. Türkiye'de rakipleri kim? B sedan olarak Peugeot 301'i gösterebiliriz. Citroen C-Elize'yi gösterebiliriz. Bunlar direkt olarak rakipleri bu aracın. Şimdi araçta Sembol'den farklı olarak ne var derseniz, kasanın genel manada görüntüsünde bir değişiklik yok. Ama Renault'un yeni tasarım dilinin hepsi de bu araca uygulanmış. Direkt ön farlarda bunu görebiliyorsunuz zaten. Dediğim gibi araç Touch paket arkadaşlar. Touch paketten ekstra olarak da aracımızda 16 inç lazer kesim jantları var. Opsiyon olarak sadece şu an araçta Touch'ın dışında bu var. Bir de geri görüş kamerası var. Touch paketlerde 8.5 inç ekran standart geliyor. Ama geri görüş kamerası opsiyonel olarak alınabiliyor. Bunu içeride yine sizlere göstereceğim. İsterseniz gelin aracı bir gezelim arkadaşlar. Araçta Sembol'den farklı olarak, şimdi Sembol'le kıyaslıyorum. Bu araç Sembol'ün devamı. İsmini değiştirdiler. Ön farlarda yine Renault'un bütün araçlarında, Megane'da da, Clio'da da kullandığı far tasarımını görebiliyorsunuz. Yine aracımızda sis farları var. Ön böbrekler ve ön çıtalar arkadaşlar parlak. Piyano bilek, siyah renk. Ön kısım bu şekilde. Şimdi araçla alakalı genel tasarım anlamındaki yorumumu söyleyeceğim sizlere ama önce bir gezelim. Şu aracı yandan da size geniş açı olarak göstereyim. Yani şu ön farları kaldırdığınızda arabanın Sembol'den bir farkı olmadığını anlayabilirsiniz. Arkadaşlar, aracımızda Keyless Go var. Şimdi aracı size için de göstereceğim. Arkadaşlar, dediğim gibi bu araçta ekstradan geri görüş kamerası var ama park sensörlerimiz standart. Şimdi gelelim aracın arka tarafına. Arka tasarımı, evet, aracın değişmiş. Ön tarafında Sembol'den farklı olarak sadece farlar, sisler ve yön panjur diyebiliriz. Ama arka tasarım, bagaj, C sütunu, arkadan gelen form olarak tamamen değişmiş. Yani zaten aracın değişikliği arka tarafında var arkadaşlar. Stopları zaten değişmiş. Ama arka tasarım, yani şuradan da görebilirsiniz. Şu bagajdaki spoiler bölgesinde gelen bir kavis ve şuradaki çizgisi, aracın içeri sonra dönmesi, orada bir spoiler havası yaratılmış. Ben aracı arkadan çok beğendim ama önden Sembol'den hiçbir farkını göremedim. Şimdi gelin bir de bagajına bakalım arkadaşlar. Evet, Renault Tayland'ın bagajı. Şimdi Renault'da benim sevdiğim şey, aynı şekilde Clio'da da vardı. Bagaj hacimleri segmentindeki rakiplerinden çok çok daha geniş. Bagaj hacmi net olarak bilmiyorum ama videonun içerisine mutlaka yazacağım, yorum size arkadaşlar. Bagajı gayet geniş bir bagajı var. Yani buraya çok rahat iki tane büyük, bayağı büyük bavulunuzu sığdırabilirsiniz. Ve onun üzerinde, üstünde de bayağı bir yer kalacaktır. Hadi şimdi gelin bir de aracın içine geçelim.
Arkadaşlar size şöyle içini gösterecek olursam, ön koltukları Megane'deki taçlarla aynı. Tasarım olarak da, kalite olarak da. Arkadaşlar, bendeki direksiyon hastalığını biliyorsunuz. Önce direksiyonunu anlatayım. Klasik Renault direksiyonu. Ama direksiyonu bayağı fonksiyonel direksiyon. Yani hız sabitlemesi, eller serbest ve multimedyanın programlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada dört camımızın otomatiği var. Çocuk kilidimiz var. Ayna ayarlarımız var. Onun dışında arkadaşlar, aracın fanlarının etrafında piyano bilek kaplamalar var. Ben bunu sevdim. Ama şu kumaş görüntüyü sevmedim. Bir kalitesizliği vermiş. Buralar yine sert doku. Aşağılar yine sert doku arkadaşlar. Sadece şu göğüs kısmı. Buralar da sert ama yani böyle bir absorbe edilmiş gibi, ama sert arkadaşlar, bunu bilin. Yine devam edelim. Arkadaşlar, çift bölgeli dijital bir klimamız var. 8,5 inç multimedya bir ekranımız var. Dokunmatik bir ekran arkadaşlar bu arada bu. Çözünürlüğüne gelecek olursak bakalım. Ekran çözünürlüğüne baktığımızda çok iyi bir ekran çözünürlüğü yok açıkçası. Yani bunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Yine devam edelim. Şu ön kısım, şurası şöyle devam ettiği yerler, piyano bilek kaplama. Dediğim gibi üstünde de kumaş bir kaplama var. Ama ben bu kumaş görüntüyü hiç sevmedim. Kalitesizliği vermiş. Yine aynı şekilde o kapılarda da var. Kapıların size tamamen sert olduğunu söylemiştim. Bu trim seslerine sebep olacaktır açıkçası. Arkadaşlar, elektronik ödeyici şanzımanımız var. Elektronik park frenimiz var. Burada bir kolçağımız var. Bu şekilde. Burada böyle bir çekim malzemeleri var. Ben şu koltuk kafalıklarını da sevdim arabanın. Böyle bir tasarım yapılmış açıkçası. Onun dışında arkadaşlar, ön tarafta size ekstradan gösterebileceğim bir durum yok. Araba zaten test aracı. 100 km'ye 8 litre gösteriyor ekranı. İsterseniz gelin bir de arka tarafa geçelim. Arkadaşlar, aracın arka tarafı bu şekilde. Yine koltuklar dediğim gibi Megane'ın taş paketindeki koltuklarla neredeyse hemen hemen aynı. Şimdi size bir oturuş pozisyonunu göstereceğim ve diz mesafesinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Oturduğunuzda benim sürüş pozisyonuma göre sürücü koltuğu ayarlandığında dizlerim tamamen şu an değiyor. Burada bir plastik şey var, masalık gibi bir şey var. Yani şu an benim boyum 1.85 ve şu an dizlerim değiyor arkadaşlar. Kafama bakacak olursak da kafam üzerinde de bir 4 parmak kadar mesafe var. Yükseklik olarak gayet iyi ama diz mesafesi olarak arka kısım bana göre, benim boyumdaki bir standarda göre gerçekten dar. Ama şöyle düşünün, yani burada 1.85 boyunda birisi değil de 1.75 boyunda birisini oturup düşünürsek, bu koltuk biraz daha önde olacaktır ve o kişinin biraz daha bacak boyu kısa olacağı için burada biraz daha rahat edebilir. Ama benim rahat etmem şu an mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi size aracın sürüş dinamiklerinden ve aracın size hissiyatından bahsedeceğim arkadaşlar. Hadi gelin sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, aracın içindeyiz. Şimdi hareket edeceğiz. Ben size aracın sürüş dinamiklerinden, teknik verilerinden ve aracın hissiyatından bahsedeceğim. Şimdi çoğu arkadaşlar bana dedi, abi şu Talyant'ı bir tanıtır mısın? Nasıldır, almayı düşünüyoruz diye. Benim hep söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlar, ben sürmediğim araba için yorum yapmam diye. Bunun için detaylı bir test videosu yapacağız demiştim. Şimdi onu yapacağız. Çünkü bazı arkadaşlar aracın resimlerinden ve fabrikanın ya da reklamların vermiş olduğu videolar üzerinden ve kağıt üzerindeki teknik verilerden araç yorumluyorlar. Ben buna karşıyım. Benim kendi fikrim bu arkadaşlar. Ben bir aracı sürmeden o motorun verdiği tepkiyi, şanzımanın verdiği tepkiyi hissetmeden çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ben otomobillerin bir hissi olduğuna inanan bir insanım. Yani sürdüğünüzde bunları hissedebilirsiniz. Ben kendi hissettiklerimi burada size anlatacağım arkadaşlar. Tamamen bunlar benim kendi fikirlerim, yorumlarımdır. O yüzden yani bunun genellenmesini istemem. Hadi şimdi gelin bakalım, bir sürüşe geçelim. Arkadaşlar, şimdi yine söylüyorum. Aracımız 1.0 otomatik EDC şanzıman 90 beygirlik versiyon. Bu arada kemeri unutmuşuz, kusura bakmayın. 90 beygirlik versiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Taç paket. Bu aracımızda da taç paketin dışında 16 inç lazer kesim jantlarımız var.
Arıcılı geri görüş kameramız var. Şimdi benim sizden önce de aracı deneyimleme fırsatım oldu arkadaşlar. Şimdi dışında anlattığım gibi aracın benim için sembolden farklı olan kısmı arka kısmı. Ön tarafı benim için makyajlanmış semboldür. Ama genel manada baktığınızda evet aracı yeni bir kasa diyebiliriz. Arka tarafında radikal değişiklikler olsa bile. Onun dışında ön tarafında ben açıkçası bir değişiklik görmedim. Şimdi herkesin merak ettiği bir olay var. 1.0 motor nasıldır abi? Kaldırır mı, taşır mı diye. Şu an boş bir araçta tek kişi kullanıyorum. O yüzden tek kişi kullanmakla aracın içinde 4 kişi olması arasında dağlar kadar fark vardır. Açık konuşmak gerekirse ben Renault'un motor ve şanzımanlarını hep beğenmişimdir. Yani 1.5 dizel motoru DSi bence efsane bir motordur. Keşke bu arabada da olsaydı. Bu araba sadece benzinli versiyonlarla ve Joy ve Touch paketlerle gelecek arkadaşlar. Dizel motor seçeneği gelmeyecek. Ayrıca bunun 90'lık manueli ve 65'lik turbosuz düz motoru da olacak. Şimdi aracı kullandığımda size ilk deneyimimi söyleyeyim arkadaşlar. Araçta bir turbo boşluğu gayet hissedilir derecede var. Yani gaz tepkimesi, turbo lock dediğimiz olay bayağı bir hissediliyor. Yani gaza yüklendiğinizde o turbonun devreye girmesi gecikmesi neredeyse yani 1 saniyelere ulaşıyor diyebilirim. Bu bence bayağı uzun bir süre arkadaşlar. Ama turbo devreye girdikten sonra arabanın atikliği çok güzel. Aracın teknik verilerinde arkadaşlar fabrika verileri sıfır hızlanması 13.9 saniye yani 14 saniye olarak gözüküyor. Bu rakiplerinin karşısında bence çok kötü bir rakam. Yakıt tüketimi de ortalama şehir içi ve şehirler arası uzun yol olarak karmada 6.1 litre gözüküyor. Bu da maalesef arkadaşlar rakiplerinin yanında bayağı bir kötü değerler. Yani aracın genel manada bakarsak biraz yakıt tüketimi bir tık fazla, performans olarak da bir tık düşük kalmış rakiplerinin yanında. Şimdi ben bu arabadan açık konuşmak gerekirse daha iyi bir performans bekliyordum. Çünkü ÖDC X-Tronic şanzıman gayet hızlı bir şanzıman. Ama demek ki 1.0-90 beygirlik motor çok verimli bir motor değil. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Yine bu aracın arkadaşlar daha çok üretim amacı Peugeot 301'de, Citroen C-Elize'de, Hyundai Accent Blue'larda olduğu gibi ve daha önceki versiyonu Renault Clio Sembol'de olduğu gibi arkadaşlar bu aracın kitlesi şirketler, rent-a-car firmaları, filo firmaları olacaktır. Tabii ki bunu biniciler de tercih edecektir ama bu tarz araçların asıl üretim amaçları ve satılması istenilen kitle bu kitlerdir arkadaşlar. Yani şirketler ve kiralama şirketleri, özel şirketler bu şekildedir. O açıdan baktığımızda zaten Türkiye'deki en uygun otomobiller listesinde. B sedan olarak da sanırım şu an en uygun otomobil olarak gözüküyor. Hatchback'te daha uygun otomobiller var ama B sedan segmentinde şu an bu araç en uygun otomobil diyebiliyorum. Bir yanlışım varsa arkadaşlar yorumlarda düzeltsinler. Şurada bir radar vardı arkadaşlar. Şimdi bak gaza dokundum. Şu an turbo hissetti. Yani belki sesi duyup anlayabilirsiniz. Yani turbo gecikmesi gerçekten bayağı bir var. Yani 2001 yılındaki teknolojide bu turbo lock'lar bayağı bir aşama kaydetmişti açıkçası ama şu an Renault'da bunu hala görüyoruz. Bence bunun düzeltilmesi gerekli. Çünkü arabayı zaten diğer 65 beygirlik versiyonundan ayıran kısmı turbo olması. Bu turboda ciddi bir gecikme söz konusu var. Şimdi bazı arkadaşlarım soracaklar abi turbo lock, turbo boşluğu nedir diye. Arkadaşlar bu araç gaz pedalının altında kick down denilen bir tuş vardır. En dibe bastığınızda bir tara bastığınızda aracın turbosu devreye girer. Yani o devreye girme süresi gaza bastıktan sonra yani 1 saniye yakın bir süre sonra araba turboyu devreye sokup o atikleri gösteriyor. Turbo boşluğu bu oluyor. Araç ve benim iç ve dış tasarımla alakalı sizlere söyledim. Ama bir de dikkat ettiğim bir şey var arkadaşlar. Kliması beni hiç tahmin etmedi. Arkadaşlar şu an hava sıcaklığı 32 derece. Klima sona alıyorum ama ya ona rağmen böyle serinleyemiyorum öyle söyleyeyim. Aracın klimasını hiç beğenmedim ben. Bir de şunu bilmek lazım arkadaşlar. Yani kıyasladığımız araç yani Türkiye'nin B sedan olarak en uygun aracı. Bu şekilde bakmak lazım. Evet o şekilde baktığımız zaman
bu aracın size vermiş olduğu şeyler gözünüze daha hoş görünebiliyor. Ama tutup da bu aracı daha üst segment araçlarla kıyaslarsanız tabii ki çok daha farklı bir gözle bakıyorsunuz. Ama dediğim gibi B sedanlar arasında bu araç bence fiyatı ve durumu açısından bence gayet muntazam. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar, bu aracın fiyatı normalde 287 bin TL, %80 ÖTV diliminde. Ama bu ay size bir 15 gün önceki videomda söylemiştim. Kampanya yapıp bu aracı %50 dilime sokmuşlar. O da 231 bin 500 lira. Ve Türkiye genelinde yine ekstra bir kampanya yapmış Renault. Bize söyledikleri şuydu: araç 222 bin TL'ye geliyor ve ekstra olarak geri görüş kamerası ve 16 inç lazer kesim jantları da içinde olarak. Şu an kampanya fiyatı bu. Şimdi diyeceksiniz, biliyorum abi bu fiyatlar bu araca çok mu? Arkadaşlar kesinlikle çok. Benim isyanım yok bu yönde. Yani gördüğünüz şey şu an B sedan otomatik versiyon bir araç. Taş paket, bu aracın taş paketi en üst donanım versiyonu oluyor. Yani bu araca 220 bin lira gibi bir rakamla sahip olabiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman aldığınız şeyler de sizi tatmin edecek şeyler değil. Ama piyasa bu hale geldi. Ne kadar isyan etsem de, ne kadar bazı şeyleri anlatmaya çalışsam da benim elimden gelen bu oluyor. Hani derler benim adım Hıdır, elimden gelen budur diyor. Bu arkadaşlar. Şimdi bugün ayın 30'u. Bu fiyatlar bugün son. Yani bugün için geçerli olan fiyatlar. Yarın Renault fiyat vermeyecek. Arkadaşlar yarın Renault aradığınızda fiyat vermeyecek. Çünkü fiyatlarını boşa düşürecek. Büyük ihtimalle pazartesi günü itibariyle yeni Temmuz ayı fiyatları gelecektir. Ama bu fiyatlar ne olur? Fiyatlarda bir indirim mi olur, zam mı olur? Tabi biz bunu bayiye sorduğumuzda bayi haliyle tekrar zam geleceğini söylüyor. Biz yine soruyoruz sorumuzu. Diyoruz ki dolarda euroda bir değişiklik yok. Vergilerde bir değişiklik yok. Hatta daha bile 10 kuruş olarak daha alt seviyede Haziran'da yaptığınız zamlara göre. Ama onlar bu ay için özel bir kampanya yaptıklarını, fiyatları geri çektiklerini, ki zaten evet burada doğru söylüyorlar. 15 gün önce ben video çektiğimde bunu belirtmiştim sizlere. Belki tekrar eski haline gelecektir. Ama ben bu aracı tekrardan %80 dilime sokma ihtimallerini kesinlikle yok görüyorum. Belki yine bu aracı arkadaşlar %50 dilimde ama en üst dilimde tutacaklardır. Bu da ne olacaktır? 230-231 bin lira bandında, bilmiyorum. Belki de indirim de olacak. Açık konuşmak gerekirse sadece Renault için değil, diğer bayilerde de aldığım bilgiler ve arkadaşlarımla görüştüğümde de bu ay için satışların beklentilerin altında olduğu yönünde. Belki de bu satışların beklentinin altında olması, bakın felaket bir satış durumu yok. Yani çok kötü geçmiş bir ay yok ama beklentilerin çok altında. Normalde Haziran ayı kapanmanın olmadığı bir aydı ve satış olarak da genel manada yıl içerisindeki aylar döneminde Haziran ayı iyi satış rakamlarının elde edildiği bir aydı. Ve yine şuna çok dikkat edin, bayramın hemen arifesindeyiz. Ona rağmen beklentilerin altında. Bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim. Bu videonun konusu olmasın arkadaşlar, araç tanıtımı bizim bugünkü konumuz. Genel manada değerlendirecek olursak arkadaşlar, ben Taliant'ın kendi segmentinde rakipleriyle ve fiyat performans anlamında değerlendirmesini yapacak olursak arkadaşlar, ben dış tasarımına önünü beğenmemek ve arkasını çok beğenmek kaydıyla 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. İç tasarımına gelecek olursak, iç tasarımında şu kumaş detayların dışında ve şu kapı içlerinin sert malzeme kullanılması, bari taş pakette bunların olmamasını beklerdim. O yüzden iç detayına da 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Benim için aracın performansı, yakıt tüketimi, değerleri benim beklentimin altında çıktı arkadaşlar. Yani 14 saniye gibi bir 0-100 hızlanması, ortalamada 6.1 litre yakması ve bunu 1.0 turbolu 90 beygirlik EDC şanzımanlı yapıyor olması benim için gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Yani biz araç tanıtımı yapıyoruz diye aracı bize verdikleri için aracı yalandan yere övecek halimiz yok. Ne görüyorsam ben onu söylemek zorundayım. Yani şimdi şöyle bir detay var. Şimdi bir Volkswagen grubundaki 1.0 motorun, mesela bunu kıyaslayacağımız bir araç olarak hadi Ibiza'yı gösterelim. Bir B sedanı yok ama
bir Ibiza'yı gösterelim arkadaşlar, bir Polo'yu gösterelim. Çünkü ağırlık değerleri neredeyse hemen hemen aynı. Aralarında uçurum kadar fark var. Yakıt tüketimleri daha düşük. Performansları çok daha ileri seviyede. Yani o yüzden benim bu araca performans ve yakıt tüketi anlamında vereceğim 10 üzerinden 4 olacaktır. Renault kusura bakmasın, bu konuda eleştirmiş olacağım. Araçta beğendiğim şey olarak da arkadaşlar, ben aracın gerçekten şu sert detaylarını, seslerini düşünmezsek genel olarak aracın iç tasarımını beğendim. Dış tasarımına bakacak olarak da arka tasarımını gerçekten çok beğendim. Ama ön tasarım benim için Clio Sembol'den farklı olarak sadece farları değişmiş olarak gözüküyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrardan Renault Ermaz Bayisi'ne, Nagi Hanım'a çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yine son olarak da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Akşama sizlere bu videonun haricinde bir de ayın sonu olduğu için bir piyasa değerlendirmesi çekeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.